İstiklal Marşımızın her bir kelimesinin, her bir mısranın arkasında asırlardır birikmiş olan büyük bir milli birikimin olduğunu da biliyoruz. Mehmet Akif'in ifadesiyle Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazmak nasip etmesin duasını tekrar ediyoruz. Mehmet Akif merhumun ruhunda, onun dizelerinde ete kemiğe bürünmüş ve milletimizin ortak milli hafızasına nakşedilmiş olan cesareti, kararlılığı, özgürlüğü, dayanışmayı, milli hassasiyetleri bünyesinde barındıran İstiklal Marşımızın kıyamete kadar aziz milletimize rehberlik etmesini temenni ediyorum. İnşallah İstiklal Marşı'nın vermiş olduğu milli hassasiyetlerimize sahip çıkma erdemine her zaman sahip çıkarak yolumuza devam edeceğiz ve özellikle günümüzün türbülanslı bu uluslararası ilişkilerinin ortaya koyduğu, özellikle bölgemizdeki sıkıntıların giderek yoğunlaştığı dönemde İstiklal Marşı'nın bize sağladığı bu ruh hali içerisinde dimdik ayakta duracağız. Ortak hedeflerimize doğru Türkiye'yi Cumhuriyetimizin ikinci asrında, Türkiye yüzyılında hedefleriyle buluşturacak çalışmaları gerçekleştireceğiz. Onun için 103. yılında olduğumuz İstiklal Marşımızı her gün belki defalarca duyuyoruz, dinliyoruz ama her dinlediğimizde bütün ruhumuzla hissederek ve oradaki korkma diye başlayan, cesaret veren, ilham veren o cümleleri hayatımızda rehber etmek herhalde bizim milli hassasiyetlerimizi çoğaltmak ve sürdürmek bakımından en önemli gücümüzdür. En kuvvetli milli ortak değerimizdir. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, 12 Eylül'de Türkiye'nin, tabii 12 Mart'ta Türkiye'nin yakın döneminde bir başka tarihimiz daha var. Onu da maalesef bir şekilde kötü hatıralarla hatırlıyoruz. O dönemde belki aranımızda birçoğumuz o dönemi yaşamadık ama o dönemin hatıralarına sahibiz. 12 Mart 1971 darbesinin gerçekten Türkiye'de milli iradeye ne kadar büyük bir darbe vurduğunu, o darbeyle adı da belki muhtıraydı, belki dönemin Genelkurmay Başkanı Memduh Tahmaç ve arkadaşlarının dönemin Cumhurbaşkanı'na 32. hükümet düşsün, istifa etsin talebini dile getirdiği bir muhtıraydı ama maalesef Türkiye'nin siyaset yapısına yapmış olduğu o müdahaleyle uzun yıllar boyunca Türkiye siyasetinin denkleminin yerli yerine oturmasını da engellemiş olan bir antidemokratik darbeydi. Bu özelliğiyle 1971'in 12 Mart'ını da öncesi ve sonrasında ortaya koyduklarıyla hiç unutmamamız gerektiğinin altını çizmek isterim. Nasıl İstiklal Marşı bize özgürlüğümüzü, milli hassasiyetlerimizi, milli hasletlerimizi, bir ve beraber olmamızı ifade eden manifesto mahiyetinde bir bildiri ise, bu anlamda ortak milli hassasiyetlerimizi yansıtan bir milli deklarasyon ise, aynı şekilde 12 Mart'ta demokrasiye, milli iradeye sahip çıkmamızı bize hatırlatan fevkalade değerli ortak bir uyarı mesajıdır. Evet, Türkiye 70 yılı aşkın, 70 küsur yıllık, 75 yıllık demokrasi tarihinde, çok partili siyasi hayatımızda 5 tane darbe teşebbüsü, darbeyle karşılaştı. Bunlardan birisi demin ifade ettiğimiz 12 Mart 71 muhtırasıydı. Bunların her birisi hakkında saatlerce konuşulabilecek kadar Türkiye'ye büyük zararları olan maalesef antidemokratik müdahalelerdir. Türkiye her bir antidemokratik müdahaleyle neredeyse onlarca yılını kaybetmiş, geriye gitmiştir. Biz 12 Mart'ı hatırlatırken ders alalım diye hatırlatmak istiyoruz. Bu ülkede bir daha hiç kimsenin milli egemenliğin üstünde, milletin iradesinin üstünde bir gücü, bir niyeti ortaya koymaması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bunun için nasıl İstiklal Marşı bize özgürlüğü ve milli hassasiyetleri hatırlatıyorsa, 12 Mart muhtırası da milli egemenliğin ancak ve ancak hakimiyet bila kaydu şart milletindir ifadesinde tecelli eden, tam manasıyla
milli hakimiyetin sağlanmasından geçtiğini gösteriyor. Hiç kimsenin halkın oyuyla iktidara gelmiş olan bir iktidarı elinde ne güç olursa olsun bir şekilde bu iktidarı değiştirin, bu hükümeti istifaya zorlayın diye talimat vermeye ya da antidemokratik oyunlar, ayak oyunları oynamaya hakkı yoktur. Türkiye demokrasisi 12 Mart tarihli bu iki önemli olay üzerinden inşallah kendi demokrasisini, kendi özgürlüklerini ve bunların üstünde yükselmiş milli hakimiyet fikrini kıyamete kadar sürdürecektir. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, tabii bir iftar sofrasında birlikteyiz. Dostluğu, dayanışmayı, kardeşliği hatırlıyoruz. Ama maalesef bizim kadar şu iftar saatinde şanslı olmayan, böylesine rahat bir ortamda iftarlarını açamayan milyonlarca Müslümanın olduğunu da hatırlamamız gerekir. Bir kısmının zaten iftar sofrasında açabilecekleri, iftarlarını açabilecekleri doğru dürüst yarım lokma ekmekleri, yarım dilim ekmekleri, bir bardak temiz suları olmayan dünyanın birçok yerinde milyonlarca Müslüman olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde başta Gazze olmak üzere yine dünyanın birçok yerinde bu iftar saatine yaklaşırken Allahu Ekber sesini, nidasını beklerken sofrasına koyacak bir lokması olmadığı gibi sofrasını emniyet içinde yemeğini tamamlayacak bir emniyetin de olmadığı nice Müslümanlar vardır. Burada biz konuşurken biraz sonra haberlerde duyacağız. Maalesef lokmalar ve sözler boğazımızda düğümleniyor. Belki bu akşam iftar saatinde yine onlarca Filistinli masum sivil, kadın, çocuk, bebek İsrail'in uçakları, bombalarıyla hayattan koparılmış olacaklar. Değerli kardeşlerim, Gazze insanlığın bittiği bir dramı yaşamaktadır. Gazze 5 ayı aşkın bir süredir bütün insanlığın seyrederek müdahale etmekte aciz kaldığı bir büyük katliama şahit olmaktadır. Ölenlerin %75'inin çocuk, kadın ve ihtiyarlar olduğunu bütün dünya biliyor. Buna rağmen bir yalanın peşine takılarak dünyada hakkı hukuku ortadan kaldıran her türlü adımı atan İsrail'in gasıp saldırgan hükümetine karşı dünya hiçbir şey yapamıyor. Zaten çoktan 35 bini aşmış olan Filistinli masumların şehadeti dünyayı arş-ı alayı tutuyor. Bu çerçevede özellikle Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'ndaki davasıyla birlikte esasında Filistin davasında da yeni bir sürecin başladığını söylememiz gerekir.